Sayın izleyiciler, bugün sizlerle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini inşallah birlikte okuyup ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım. Bu hadis yararlı söz söyleme, susmayı bilme, komşu hakkına özen gösterme, misafir ağırlama gibi çok önemli konuları ihtiva ediyor. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu, an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkhiri fel yekul hayran ev liyasmut. Ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkhiri fel yukrim جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمُنْ Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine de ikramda bulunsun. Bu hadisimizi de yine Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih rivayetleri ihtiva eden Buhari ve Müslim'in sahihlerinden naklediyoruz. Buhari ve Müslim tabii çok önemli olduğu için bunları zikrediyoruz. Bunun dışındaki birçok hadis mecmuasında bu hadis veya bunun benzeri hadisler yer alıyor. Değerli izleyenlerim, bu hadis-i şerif Peygamber Efendimiz'den nakledilen önemli hadislerden biridir. Çünkü bazı hadisler vardır ki o hadislerde Allah'a ve ahirete iman eden kimse diye başlar hadisler. Bu hadislerde yapılması istenilen şeyler genellikle imanla ilgili fiillerdir veya kavillerdir, sözlerdir, hasletlerdir, özelliklerdir. İman ile amelin, yani söz ve işlerimizin, davranışlarımızın ilişkilerine birçok hadiste yer verilir. Ben de daha önceki bir takım hadisleri izah ederken yaptığım açıklamalarda bunlara yer yer temas etmiştim. Sözün önemi nedir? Çünkü bu hadiste diyor ki Peygamber Efendimiz, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Şimdi o zaman söz devreye girmiş demektir. Söz nedir? Sözün önemi nedir? Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelimeler dizisinin adı, yani cümlenin adı sözdür Arapçada. Konuşulan söz ya faydalı, yararlı, doğru bir söz olur ya da zararlı, yanlış ve yalan bir söz olur. Ama asıl olan şey doğru söz olmasıdır ve insan için de asıl olan doğru sözlü olmaktır. Yalandan, yalancılıktan, yanlıştan, hatalı ve günah davranışlardan uzak durmaktır. İnsan konuştuklarından hesaba çekileceğinin ve konuştuklarının Allah katına arz edildiğinin bilincinde olmak mecburiyetindedir. Bu bize kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bir gerçektir. Çünkü Cenab-ı Hak Kaf suresinin 18. ayetinde mealen buyuruyor ki
İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Demek ki değerli izleyenlerim, konuştuğumuz her şeyin bilgisi Allah katında malumdur. Çünkü konuştuğumuz her şeyi Cenab-ı Hakk'ın katına çıkaran görevli bir melek vardır. Onun için insanın sağında iyiliklerini ve güzelliklerini yazan meleklerin, solunda ise günahlarını, kötülüklerini, hatalarını kaydeden meleklerin olduğu inancı hepimizin bildiği bir gerçektir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman sözlerimizin doğru olmasına, faydalı olmasına, yararlı olmasına, bir zararı def etmesine itina göstermek gibi bir sorumluluk taşıyoruz. Eğer söylediğimiz söz yalan bir sözse, gıybetse, iftira ise, insanların arasını açmak için söylenilen bir takım nifak alametleri taşıyan sözler ise, bunların hiçbir kıymeti olmadığı gibi bunlar bize bir günah olarak da kıyamet gününde huzurumuza getirilecek olan o defterimizde sevaplarımızı alıp götürecek olan şeylerdir. Dolayısıyla söz deyip geçmeyelim. Onun için insanoğlunun dilini koruması son derece önemlidir. Bu sebepledir ki İslam alimleri yazdıkları adab kitaplarında ve ahlak kitaplarında lisanın korunmasıyla, yani dilin muhafazasıyla alakalı geniş bahisler açmışlar ve buralarda Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle, Resul-i Ekrem Efendimiz'in hadisleriyle, büyüklerin tavsiyeleriyle bu konuları insanlara öğretmeye özen göstermişlerdir. Dolayısıyla insanoğlu en kolay yaptığı bir işi, yani söz söylemeyi, muhakkak bir murakabe ile, bir denetimle yapmak mecburiyetindedir. Çünkü söz öyle bir şeydir ki ağzımızdan çıktığı zaman onun artık geri dönmesi mümkün değildir. Hazreti Ali'ye izafe edilen çok güzel bir söz vardır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurmuşlar ki el kelimetu esiratun fi vesakir racul. Söz insanın ağında bir esirdir. Yani onu adeta kendi esiri olarak insanoğlu muhafaza eder. İza tekellemte biha sırta esiraha. Sen konuştuğun zaman sen sözün esiri olursun. Dolayısıyla konuştuğumuz şeyleri bir idrak ile konuşmak, bir düşünce eseri olarak konuşmak, rastgele konuşmamak gibi bir sorumluluk taşıdığımızı ifade etmek isterim. Taberani Mucem'inde şöyle bir hadisi naklediyor. Meal olarak ifade edeceğim. Esved İbni Asram el-Muharibi'den naklediyor bunu. Diyor ki Esved, ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki ya Resulallah, bana bir tavsiyede bulun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine buyurdular ki diline sahip olabilir misin? Ben dileme sahip olamazsam hiçbir şeye sahip olamam ki ya Resulallah dedim. Sonra eline sahip olabilir misin diye sordu. Ben yine elime sahip olamazsam da hiçbir şeye sahip olamam dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Dilinle iyi ve faydalı olanlar dışında bir şey söyleme. Elini de hayır olanlar dışında bir şeye uzatma. Demek ki insanoğlu dilini hayır ve iyilikler için kullanmalıdır. Kötülük ve şer için kullanmamaya özen göstermelidir. Ama üzülerek,
ifade etmemiz gerekir ki insanların ne yazık ki birçoğu dilini iyiliklerden ziyade kötülükler için, güzelliklerden ziyade çirkinlikler için, hayırlı sözlerden ziyade şerler için kullanma gibi bir alışkanlığa sahiptir. Ne yazık ki insanların en çok hakim olamadıkları şeyler de dilleridir. Ve yine ne yazık ki insanların başına gelen birçok belanın ve musibetin sebebi de dilleridir. Sözlerin en yararlı ve sevap olanı Allahü Teala'nın zikridir, değerli kardeşlerim. Sonra Allah'ın rızasına uygun olan sözlerdir. O zaman şunu güzel Türkçemizdeki bir ifadeyle dilimizin pelesenke haline getirmeliyiz. Allah'ın zikri, Allah demek, La ilahe illallah demek, Elhamdülillah demek, Sübhanallah demek, Allahu Ekber demek, Ya Erhamer Rahimin demek, ne bileyim, Estağfirullah demek, hangisini söylersek söyleyelim. Bunların hepsi Allahü Teala'nın zikridir. İnsanoğlu dilini Allahü Teala'nın zikrine, anılmasına ayırmalı. Yani bunu dilinin pelesenge haline getirmeli, sıkça bunu tekrarlamalı. Ağzımızdan bir kötü şey çıktığı zaman arkasından estağfirullah demeyi becerebilmeliyiz. Tevbe etmeyi becerebilmeliyiz. İnsanlardan özür dilemeyi, af dilemeyi becerebilmeliyiz. Çünkü bunlar Müslümanlığın güzel hasletleridir, güzel özellikleridir. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri insanlara işte ya hayır söylemeyi veya susmayı tavsiye buyurmuşlardır. İhtiyaç miktarınca konuşmak tavsiye edilmiştir. Mutlaka söylenmesi gereken, konuşulması gereken sözler ve yerler olduğu gibi mutlaka susulması gereken yerler ve konuşulmaması gereken sözler de vardır. Dolayısıyla insanoğlu neyi konuşacağını, neyi konuşmayacağını, neyin fayda sağlayacağını, neyin sağlamayacağını bilmek gibi bir idrake sahiptir. Aslında yaptığımız birçok şey bilerek yaptığımız işlerdir. Nasıl olur da insan mesela Allahü Teala'nın kendisine verdiği lisanı haşa Allah'a küfretmek için veyahut Allah'ın yaratıklarına kötü sözler söylemek için kullanır. Dolayısıyla dilimizi terbiye etmek her şeyin başıdır. Çünkü dil kalpte, gönülde ve zihinde olanların dışa akseden ilk şeklidir. Sözcülerimiz önce bize kalbimizin, niyetimizin, gönlümüzün, zihnimizin arka planında ne olduğunu gösterir. Yani bir insan hakkında hüküm verirken, mesela onun konuşmalarından hüküm verebiliriz. İşte bu insan çok hayırlı bir insan, çok faydalı bir insan, çok güzel bir insan, bu insan çok yararlı bir insan deriz. Onun sözüne bakarak ve işine bakarak, yani dışına bakarak, dış görünüşüne bakarak veyahut aksi karar veririz. Bu insan çok geveze, bu insan çok küfürbaz, bu insan çok gayri ahlaki şeyler, vasıflara sahibi, bu insan kendisini kontrol edemeyen, şöyle böyle, yani biz insanları böyle değerlendiririz. Dolayısıyla sözlerimiz, işlerimiz hakikaten son derece önemlidir. Konuşması gereken insanlar, mesela alimler olduğu gibi, susması gerekenler, yani cahiller ve şerliler de vardır. Hayır ve iyilik konuşmanın faydası tüm insanlara, susmanın faydası kişinin sadece kendisinedir. Binaenaleyh, alimler,
konuşmaları gerekenler konuşmazlarsa onlar aynı zamanda sorumluluk sahibidirler. Konuşulacak yerde susanlar da sorumluluk sahibidirler. Konuşulmaması gereken yerde konuşmak da aynı şekilde sorumluluğu muciptir. Dolayısıyla konuşması gerekenler konuşmalı, nasihat etmesi gerekenler nasihat etmeli, vaaz etmesi gerekenler vaaz etmeli. Yani hayır söyleyenler mutlaka görevlerini yerine getirmeli. Böylece kötülüklere mani olmanın da yolunu ve yordamını insanlara öğretmeli. Binaenaleyh bunlar dinimizin bize emrettiği gerçekler. Çünkü bilen insan şayet konuşmazsa, yani konuşması gerekirken konuşmazsa, Cenab-ı Peygamber'in hadis-i şeriflerinde buyurulduğu gibi o insanın ağzına kıyamet gününde bir gem vurulur. Niye konuşacağın yerde konuşmadın? Niçin şerri önleyeceğin yerde önlemedin? Niçin hayrı tavsiye edeceğin yerde etmedin? Niye bildiğin halde sustun? Bunların hepsinin hesabı var. Aynı şekilde aksinin de hayır söylemeyecektin, niye konuştun? Şer olan bir şeyi niçin söyledin? Faydası olmayan sözlerle ömrünü niye geçirdin? Niye hayatın boyunca küfürbaz olarak yaşadın? Elbet bunların da hesabı var. Demek ki söylediğimiz sözlerin hesabını vermek gibi bir sorumluluk taşıyoruz. Bundan ya sevap kazanıyoruz veya günah kazanıyoruz. İkinci bir kısmı hadis-i şerifimizin komşuluk hakkı. Bu konuda Kur'an ve sünnette pek çok emirler ve yasaklar bulunmaktadır değerli izleyenlerim. Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurulur. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara, yani hizmetçilerinize, kölelerinize, cariyelerinize varsa bunlar, iyi davranın, insani davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseleri sevmez. Nisa suresinin 36. ayeti bize bu muhteşem tavsiyelerde bulunuyor. Dolayısıyla kimlere iyilik yapacağımız, yapmamız gerektiği burada bize hatırlatılıyor, bunlar sayılıyor. Sadece bu ayette değil, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde buna benzer ahlaki görevler bize yükleniyor, sorumluluklar yükleniyor. Bunları yerine getirmemiz isteniyor. Yakın komşu geçiyor burada. Bugün üzerinde duracağım nokta budur. Yakın komşu kimdir? Kişiyle akrabalığı bulunan insan yakın komşudur. Uzak komşu ise akrabalığı bulunmayan komşudur. Yakın komşu Müslüman komşudur. Uzak komşu kafir olan komşudur. Yakın komşu çok yakın ve bitişik olandır. Uzak komşu biraz uzakta bulunandır. Bakınız, yakın komşuyla uzak komşuyu böyle kısımlara ayırmışlar, tasnif etmişler. Demek ki akrabamızsa bu bize en yakın olan komşudur. Müslümansa bu bize yakın olan komşudur. Kapısı bize yakınsa o bize yakın olan komşudur. Bunların aksi olanlar da yine komşudur. Komşuluğun dışında değildir ama uzak komşudur. Komşuluğun sınırı nedir diye bir soru sorulacak olursa bunun da cevabını İslam alimleri genel olarak şöyle vermişler. 40 hanedir komşuluk. Yani benim evimin sağında, solunda, önünde, arkasında olan 40'ar hane benim komşularımdır. Demek ki ben böyle hesap edecek olursam az komşulu bir insan değil, 160 hanenin
ortasında bulunan ve 160 komşusu olan, ev olarak 160 komşusu olan, o evde ne kadar insanlar yaşıyorsa o kadar da çok komşuya sahip olan bir insanım demektir. Bu İslam'ın muhteşem ve mükemmel komşuluk anlayışıdır. Çünkü komşularımıza karşı çok önemli görevlerimiz vardır. Onun için bu daire şeklinde düşünüldüğünde her yönden olan 40 haneye karşı bizim sorumluluklarımız olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Günah ve haram olan fiilleri komşuya karşı işlemek kat be kat daha fazla günahtır ve daha büyük haramdır. Dolayısıyla yasaklar, yani dinin yasaklarını komşulara karşı işlemeyi başkalarına karşı işlemekten çok daha büyük günah ve haram olarak kabul eder dinimiz. Yani misal verecek olursam, mesela komşusunun malını çalan, uzaktaki birinin malını çalandan daha büyük bir günah işlemiş ve komşuya karşı daha büyük bir haram icra etmiş olur. İşte komşusuna karşı gayri ahlaki bir fiilde bulunan kimse, daha uzaktaki birine karşı gayri ahlaki fiilde bulunmaktan daha büyük bir ahlaksızlık, daha büyük bir cinayet işlemiş olur. Dolayısıyla bunlar hakikaten son derece önemli hususlardır. Bu davranışlar arasında komşuya iyilik olanlar çok büyük önem taşır. Onların pek çok çeşitleri vardır. Borç veya ödünç bir şey isteyince vermek, yardım isteyince yardımına koşmak, hastalanınca ziyaret etmek, maddi sıkıntıya düşünce kolaylık sağlamak ila ahir pek çok örnekler verilebilir. Bir de misafiri ağırlamak dinimizde çok önemlidir. Özellikle İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlar çok fakirdi, büyük geçim sıkıntısı içindeydiler. O zaman misafire ikram farz kılınmıştı. Ama daha sonra İslam'ın devlet oluşu, devletin topraklarının genişlemesi sonucu Müslümanlar rahat yaşama imkanına kavuşunca misafire ikram Peygamberimizin sünneti kabul edildi. Özellikle milletimiz misafire ikram konusunda ne kadar hassastır, bunu anlatmama bile gerek yok. Misafirperverliğimiz hakikaten müsellemdir. Tanrı misafiri misafir kısmetiyle gelir. Misafir bir yer üç bırakır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer gibi sözler misafirle ilgili çok kıymetli sözlerimiz arasında yer alır. Bu sözler milletimizin zihnine nakşedilmiş ve milletimizin hareketlerine damgasını vurmuş birer İslam kültür eseridirler. Çünkü İslam dini hakikaten misafire ikramı çok önemli bir vazife olarak görmüştür. Yapılan kervansaraylar, hanlar, imaretler, köy odaları misafir mekanlarıdır. Bugün hala onların bir kısmı ayaktadır. Ecdadımızın misafirlere, yolculara, fakirlere, yoksullara ne kadar büyük hizmet götürdüğü, himmet gösterdiği ve onları ne kadar çok koruduğu, herhangi bir ayrım gözetmeksizin onlara ne kadar itina gösterdiği hakikaten şayanı takdir bir tarihi vesika olarak önümüzde durmaktadır. Bugün de misafir ikramı milletimizin yine önemli hasletlerinden biridir. Ülkemize sığınanlara, sıkıntı çekenlere, darda olanlara, felaketlere uğrayanlara toplumumuzun, milletimizin, Türk toplumunun yaptığı hizmetler herkesin malumudur. Dilerim bu güzellikleri, bu iyilikleri hiçbir zaman kaybetmeyiz ve dilerim İslam'ın bu güzel hasletlerini kıyamete kadar milletimiz yaşatır
ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına böylece nail olma şerefine de nail olur. Hepinize iyilikler ve güzellikler diliyorum, saygılar sunuyorum değerli izleyenlerim.